Merhaba arkadaşlar. Bugün 4. Sınıf sevgi yayınları sayfa 27'deki çalışmaları yapacağız. Birinci sorumuza hızla başlıyoruz. Aşağıdaki tabloda verilen başlıkların altına uygun sayıları yazınız demiş. Burada sayıları vermiş arkadaşlar. En yakın onluğa yuvarlamamız ve en yakın yüzlüğe yuvarlamamız isteniyor. Önce onluğa göre yuvarlayalım, sonrasında da yüzlüğe göre. Birinci sayımıza bakarsak 324 sayısı. En yakın onluğa yuvarlarken arkadaşlar birler basamağına bakıyorum. Burası 5 ve 5'in üzeri ise yukarıya yuvarlanır yani 330'a yuvarlanır. Eğer 5'ten küçük bir sayı 320 şeklinde yuvarlanması aşağı doğru yuvarlanması gerekir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 sayısı 5'ten küçük olduğu için bu aşağı doğru yuvarlanacak yani 320'ye yuvarlanması gerekecek onluk olarak. 685'e baktığımızda burası 5 ve üzeri olduğu için yukarıya yani 690'a yuvarlandı. Yukarıdaki bir onluğa. Üçüncüye geçtiğimizde Birler basamağına baktım 5'ten küçük bir sayı var. O yüzden bu aşağıya doğru yani 2040'a doğru yuvarlanmış oldu arkadaşlar. Dördüncü ifademize baktığımızda 5'ten yukarıda bir sayı var. O zaman bu 1 yüz onluğa yani 1310 sayısına yuvarlanması gerekir. 5752 sayısında birler basamağına baktığımızda yine 5'ten küçük. Burası 5'ten küçük olduğu için arkadaşlar aşağıya doğru yani 5750'ye doğru bir yuvarlanma söz konusu olacak. Gördüğünüz gibi onlar basamağı aynı kalmış oldu. Diğer sayımıza geçtiğimizde birler basamağında 5'ten küçük bir sayı olduğu için yine aşağıya doğru yani 8600'e doğru bir yuvarlama söz konusu. Burada 5'ten küçük bir sayı bulunduğu için yine 6070'e doğru bir yuvarlama, 70 ile 80 arasında 70'e doğru yuvarladım. Burası 5'ten büyük olduğu için yukarıya doğru yuvarladım. Yukarıya doğru yuvarladığımızda bakın 4998 sayısı nereye yuvarlanmış olur arkadaşlar? 5000'e yuvarlanmış olur. Bundan sonra gelen onluk bunu 5000'e yuvarlamış olacak diyoruz. En yakın sayı 5000 olmuş oldu. Devam ettiğimizde 3750 sayısında arkadaşlar birinci birler basamağı 5'ten küçük olduğu için aynı kaldı. Yani 3750 yuvarlanmış oldu. Burada bakın 5'ten büyük bir sayı bulunduğu için Yukarıya doğru yuvarlayacağız. Yani 9190 şeklinde onluğa yuvarlanmış oldu diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5'ten küçükse aşağıya doğru yuvarlamış oldum. Eğer 5'ten yukarıda bir sayıysa bir sonraki onluğa doğru yuvarlamış olduk arkadaşlar. Yüzlüğe yuvarlarken de son iki basamağa bakacağız. Son iki basamağa baktığımızda eğer 50'den... Aşağıdaysa aşağıya doğru bir yuvarlama. 50'den yukarıdaysa bir sonraki yüzlüğe doğru yuvarlama gerçekleştirmiş olacağız. Nasıl yani? Bakın yüzlük dediğinde son iki basamağa bakıyorum. 24 sayısı var. 24 sayısı 50'den küçük olduğu için aşağıya doğru yuvarlandı. Yani bu 300'e doğru yuvarlanması gerekir. 85 sayısına baktığımızda 50'den yukarıda. O yüzden bu sayı yukarıya doğru yuvarlanması gerekir. 1 arttırdığımızda 700'e doğru yuvarlanmış oldu yüzler basamağını. Alttaki örneğimizde son iki basamağı 43 yani 50'den küçük olduğu için aşağıya doğru bir yuvarlama söz konusu. 2000'e doğru yuvarlanmış oldu. Burada iki basamağa baktığımızda 9 var. Yani 50'den küçük olduğu için aşağıya doğru yuvarladım. 1300 oldu. 5752 sayısı arkadaşlar. 52 50'den yukarıda olduğu için yüzler basamağını bir arttıracağım. Yani 5800'e doğru yuvarlamış olacağız. Burada 50'den küçük bir sayı var son iki basamağı. O zaman aşağıya doğru yani 8600'e doğru bir yuvarlanma söz konusu. 72 sayısı 50'den büyük olduğu için yukarıdaki yüzlüğe yani 6100'e doğru yuvarlanmış oldu. Burada son iki basamağı 50'den büyük olduğu için yukarıya doğru bir yuvarlanma söz konusu arkadaşlar. Bunu bir arttığımızda 5000 şeklinde 5 en yakın yüzlüğe yuvarlanmış oldu. Diğer ifademize geçtiğimizde 50 var, tam 50 var arkadaşlar. 50 ve üzeri yukarıya yuvarlanacağı için bir yüzler basamağını bir arttırdığımızda 3800'e doğru yuvarlanmış oldu. 89 sayısı 50'den daha büyük olduğu için yukarıya yönlü bir yuvarlama olacak. O yüzden bu sayımız 9200 şeklinde yuvarlanmış oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi onluğu yuvarlarken 320 ile 330 arasında bir tercih yapmam gerekir. 680 ile 690 arasında bir tercih yapmam gerekir. Yüzlükte ise arkadaşlar 300 ile 400 arasında. 600 ile 700 arasında 2000 ile 2100 arasında gibi. 2 yüzlük arasında tercih yapmamız gerekiyor. 5 ve 5'ten küçükse 5'ten küçükse eğer aşağı doğru 5 ve üzeri ise yukarıya doğru yuvarlamalar söz konusu oluyor dedik. Yuvarlama konusunda bu şekilde cevaplarımızı vermiş olduk bu sorumuzun cevabında. Diğer örneğimize devam ediyoruz. En yakın onluğa yuvarlandığında 3450 olan 6 doğal sayıyı yazınız demiş. Yazalım arkadaşlar. Şimdi 6 tane doğal sayı yazmam isteniyor onluğa göre yuvarlandığında bakın 3451 sayısı birler basamağı 5'ten küçük olduğu için yuvarladığımızda 3450'ye yuvarlanmış olur. 1. 3452 sayısı arkadaşlar burası 5'ten küçük olduğu için yine 50'ye yuvarlanır. 3453 sayısı 5'ten küçük olduğu için yine buraya yuvarlanır. 3454 sayısı dırlar basamağı 5'ten küçük olduğu için yine 3450'ye yuvarlanır. Bundan sonra gelen sayılar yukarıya yuvarlanacağı için bundan sonraki sayıları seçemem. Başka ne seçebilirim arkadaşlar? 3450'den düşük sayılar seçebilirim. Mesela 3449'u seçebilirim. 5 ve üzeri olduğu için bu 3450'ye yuvarlanır. Virgül 3448 seçebilirim. Bir iki aşağısı. Yine bu 5'ten küçük olduğu için 5'ten büyük olduğu için 3450'ye yuvarlanır. 3447'yi seçebilirim. Ve 3446'yı seçebilirim. 3445'i seçebilirim. Bu sayılarda yine 5 ve üzeri olduğu için yuvarlandığında 3450 sayısına yuvarlanmış olur. Bize 6 tane yazmamız istendi. Ama biz toplam ne kadar varsa hepsini yazmış olduk. Toplamda arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sayı var. Bunlardan 6 tanesini de seçebilirsiniz. 9 tanesini de yazabilirsiniz. Cevap olarak toplamda 9 tane yuvarlandığında 3450 olan sayımız vardır. Bazıları 3450'den büyük olanlar, bazıları da 3450'den küçük olanlar şeklinde karşımıza geldi. Diğer örneğime bakarsam arkadaşlar, en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 6800 olan 5 doğal sayı yazınız demiş. Bakın burada da yine yüzlüğe yuvarladığımızda 6800 olan 5 doğal sayı isteniyor arkadaşlar. 6750'den sonra bütün sayılar yuvarlandığında çünkü burası 50'yi geçen son yüzde yuvarlarken 50'den büyük son iki basamağı 50'den büyük bütün sayılar arkadaşlar e, yukarıya yuvarlanır. Yani 6800 yapar. O yüzden 6750 bunlardan birisi. 6752 veya aralıklı seçebilirsiniz. 6700 60 6775 6780 6792 gibi bu sayılar hepsi yuvarlandığında son iki basamağı 50'den yukarıda olduğu için hepsi 6800'e yuvarlanmış olur. 5 tane yazmamız istendi. Biz 6 tane yazdık. Bu sayıları çoğaltabilirsiniz. 50'den büyük bütün sayıları tercih edebilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, sayfa 27'deki onluğa ve yüzdeye yuvarlama konusunu çalışmalarını yapmış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.